sevgili seyirciler, bundan yıllar önce para kazanmak için Almanya'ya gelen gurbetçilerin çocukları artık Almanya'ya ve tüm Avrupa'ya neredeyse şekil veriyor, yön veriyor. İşte size bu haberimizde Almanya'nın Waiblingen şehrinde bulunan devlet hastanesinin başhekim yardımcılığını yapan bir doktorumuzu, başarılı bir tıp adamımızı tanıtacağız. Şükrü Arıoğlu'nu tanıtacağız. Evet efendim. Öncelikle bu yoğun mesai zamanınıza bize zaman ayırıp bizi kabul ettiğiniz için size teşekkür ediyoruz. Ve sizi kısaca tanımak istiyoruz. Şükrü Arıoğlu kimdir? Hangi üniversiteleri bitirmiştir? Nerelerde çalışmıştır? Ve en önemlisi şu anda uzmanlık dalı nelerdir? Bu konularda bize ve izleyicilerimize bilgi verir misiniz? Evet, ben çok teşekkür ederim her şeyden önce geldiğiniz için. Ben tıp fakültesini Türkiye'de okudum. Evet. Çocukken Almanya'da yaşadıydık fakat sonra ailemizle birlikte Türkiye'ye döndük. Sonra orada okulumu devam ettikten sonra tıp fakültesine girdim. Bursa Uludağ Üniversitesi'nde okudum. Orada sonra aile hekimliği uzmanlığı bölümüne girdim. Onu bitirdikten sonra da Türkiye'nin çeşitli yerlerinde Burdur çevresinde Yeşilova, Tefenli, Hasanpaşa diye bir köy vardı. Orada başladım çalışmaya. Pratisyen hekim olarak. Sonra aile hekimliği uzmanı olarak da çalıştım. Nihayetinde daha önce de Almanya'da yaşadığım için buraya dönme ihtiyacını duyduk ve geldik. Hanım da Türkiye'de okudu. O da buradan Almanya'dan Türkiye'ye gidip sonra orada evet. Tanıştık. Hep beraber yine buraya geldik. Kaderin bir cilvesi. Evet. O da kendisi de İngilizce öğretmeni. Sonra buraya geldikten sonra kadın doğum uzmanlığına başladım. 11 sene önce gelmiştim. Uzmanlığı bitirdikten sonra Almanya'nın işte çeşitli hastanelerinde uzmanlık derecesi arttıkça daha büyük bir hastaneye geçme ihtiyacı duydum. Sonuçta hamilelik, doğum, doğum öncesi hastalıklar ilgimi çektiği için o konuda uzmanlaştım. En son Schwäbisch Hall'de çalışıyordum. Son çalıştığım 3 hastanede uzmanlığımı tamamlarken de daima büyük hocalar vardı, profesörler vardı şef olarak yanımda. Onlardan çok şey öğrendim. Bu süreç içerisinde şimdi riskli hamileler konusunda uzmanlığımı tamamladım. Yani doğum uzmanlığı dışında perinatoloji denilen doğum öncesi ve doğum sonrası oluşabilen çocuklardaki anormalliklerden tutun, kalp anormalliğinden tutun, rahim içerisinde iyi gelişmemesinden tutun, şeker hastalığından çok iri oluşan çocuklardan bunlarla ilgili uzmanlığımı tamamladım. Şimdi burada Waiblingen Hastanesi'nde Ocak ayında bu sene çalışmaya başladım. Başhekim yardımcısı olarak çalışıyorum. Burada da doğumhanenin yönetimini tamamen ben yapmaktayım. Haftanın 2 günü burada ambulans dediğimiz yani muayenehane günüm var. Orada da bu tip hamilelerin muayenelerini ve tedavilerini düzenlemekteyim. Evet, Şükrü Bey, günümüzde teknoloji ve tıp gerçekten çok ilerledi. Günümüzde çocukların daha anne karnındayken çeşitli ameliyatlar yapıldığını biliyoruz. Benim sormak istediğim konu biraz daha farklı. Bu çocuklardaki anne karnında tespit ettiğiniz çeşitli hastalıklar ya da genetik bozukluklar var. Bunların nedeni nelerdir? Günümüzde bunlar neden çoğaldı? Günümüzde çoğalmadı aslında. Bunlar önceden de vardı. Fakat önceden bunları teşhis edemiyorduk veya edilemiyordu. Önceden doğum öncesinden teşhis edilemiyordu. Bu çocukların birçoğu zaten yaşayacak duruma gelmeden önce anne karnında ölüyordu veya erken doğumla dünyaya geliyordu, yaşamıyordu. Ay öldü, yaşamadı deniyordu. Günümüzde artık tabii bu ultrasonla birçok hastalığı teşhis edebildiğimiz için bunları görüyoruz ve tedavi edebiliyoruz. O yüzden bize daha fazla oluşuyormuş gibi geliyor ama aslında çok fazla olduğunu sanmıyorum. Genetik tabii sebeplerden gelişiyor bu tip şeyler. Bazen ailevi, aileden gelen kalıtsal hastalık olarak geliyor ama bunlar nadir. Çoğunlukla hamilenin içerisinde çocuğun oluşmaz sırasında en başta oluşan bir dizi anormal oluşumdan dolayı gelişiyor. Ve biz işte bunları da olup olmadığını kontrol ediyoruz. Eğer var ise de ona yönelik bir tedaviye uyguluyoruz. Evet. Yani bütün hastalıklarda olduğu gibi burada da erken teşhis tedavinin en önemli parçası olarak sayabiliriz. Peki efendim bir soru soracağım. Belki sayısını siz de bilmiyorsunuz ama şimdiye kadar kaç çocuk sizin ellerinize dünyaya geldi merhaba dedim. Tabii tam sayısını bilmiyorum ama tahminimce 2500-3000
3000 civarında olması lazım. Evet, yani 3000'e yakın bir çocuk sizin ellerinize, evet, hayata, dünyaya merhaba dedi. Bu da gerçekten çok büyük bir rakam. Peki efendim, siz Türkiye'de okudunuz. Türkiye'den tabii daha önce gurbetçi bir çocuk, ailenin çocuğu olduğu için tekrar buraya geldiniz. Bizi izleyen izleyicilerimizle biz sizin gibi başarılı insanlarımızı rol model olarak gençlerimize tanıtmak istiyoruz. Öyle bir misyonumuz var. Buradan bizi izleyen genç arkadaşlarımıza ya da eğitimlerine ne olarak devam etmek istediğine henüz karar verememiş arkadaşlarımıza buradan ne gibi bir mesaj vermek istersiniz, ne gibi bir çağrıda bulmak istersiniz? Şimdi genç yaştakiler için özellikle erken zamanlarda okulun, ortaokuldan itibaren ne olacağına karar verenler için bence yollar açık. Ama insanlar, gençler özellikle hayatlarının ilk başlarında tam bilemiyorlar ne yapsam, ne iyi olur, ne iyi olmaz. Benim yaşadığım ve gördüğüm kadarıyla ne kadar erken bir insan karar verirse ve yolunu çizerse, bütün kuvvetinde bu yol boyunca harcarsa başarısız olması için bir sebep yok.